Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler şehri sudur deniyor. Kalbin genişlemesi, gönlün genişlemesi Allah yolunda kişinin her şeye dayanma gücünün olması, daralmaması. Konu bu inşallah. İlk olarak bu duayı hazımız okuduğu için İşte önce o konuya geliyoruz. Mevlam buyuruyor, Sebillah, ve hel etake hadisi Musa. Mevlam buyuruyor, ya Muhammed'im, ya Habibim, sana Musa'nın haberi geldi mi? Hazreti Musa Aleyhisselam doğduğu sene Firavun tarafından öldürülen seneydi. O konuya tabi girmeyeceğim. Çok geniş olduğu için. Annesi bunu bir sandığa koydu. Ninerine bıraktı. Firavun bunu aldı. Musa Aleyhisselam Hazretleri Firavun'un sarayında büyüdü. Neyi orada büyüdü? O anda en emin tek yer orasıydı. Orasıydı. Mevlam her şeyi takdir etmiş. Orada büyüdü. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam bir olaydan dolayı Firavun'un sarayından Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Bir olay oldu. Ona girmeyeceğim şimdi. Medine gitti. Medyen gitti. Orada Şüeyb Aleyhisselam'ın yanında çobanlığa başladı. Zaten ne kadar peygamber gelmişse hepsi bu işi yapmışlar meşte, çobanlık. Ama koyun çobanlığı yapmışlar. Onu yapmışlar. Bütün peygamberler. Şüeyb Aleyhisselam Hazretleri o anda çok yaşlıydı. Pir faniydi. Onun kavmi helak olup bakmıştı. Gözleri de görmüyordu. O duruma gelmişti. İki kızı vardı. Musa Aleyhisselam'ı beğendi. Onu damat olarak seçti. Kendini damat edindi onu. Kızını bir ona verdi. Hazreti Musa Aleyhisselam 8 sene ya da 10 sene iki rivayet var. Onun yanında kaldı. Çoluk çocuğu oldu tabii. Evlendi. Biraz mal mülk sahibi oldu oradan. İzin istedi kayınpederinden Şüeyb Aleyhisselam'dan. Baba bana izin versene de Mısır'a gideyim. Annemi abimi görelim dedi. Babası ölmüştü o anda. Tabi o da izin verdi. Musa Aleyhisselam Hazretleri malı da tabi koyunlar. Koyunlarını aldı. Hanımını çocuklarını aldı. Medyen'den Mısır'a doğru gitmeye başladı. Bir gece yoldalar. Allah'ın takdiriyle Hazreti Musa Aleyhisselam yolu şaşırdı şimdi. O zaman tabi asfalt yok. Yolda tabela yok. Yolu gösteren. Çölde gidiyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam yolu şaşırdı gece. O gece de aşırı karanlık. Mevsim kışmış. Çok da soğukmuş. Hafif de kar yağışı varmış. Genelde bu gibi haller hep insanın dar zamanda gelir. Musa Aleyhisselam muazzam daraldı. Neye daraldı? Yolu şaşırdı. O kadar karandı ki bulunduğu yer koyunları etrafa dağılmaya başladı. Onları başlayıp toplayamıyor onları. Bunun da ötesinde hanımı da doğurmak üzere hanımı da. Hanım dedi ki ya Musa benim de sancım başladı. Kar yağıyor. Yüzbaşları ince. Zifir karanlık. Muazzam üşüyorlar. Koyunlar etrafa dağılıyor. Yolu şaşırdılar. Musa Aleyhisselam daraldı. Daha peygamber değil ama. Peygamber değil ama evlerin üstteki makamda. İrhasa deniyor makama. Hazreti Musa Aleyhisselam etrafına bakındı şöyle. Ne yapayım diye.
çaresiz. Bakın da İdrianaren Tur Dağı'nda, Tur Dağı'nın yanında geçiyorlar. Sol tarafın Tur Dağı, yüksek yerdeler bulunduğu yerde, oradan geçiyorlar. Batı'daki Tur Dağı'ndan bir ateş gördü orada. Fekali elim kısıyor. Ayet okusam çok uzun gidecektim, kısa öz yapayım inşallah. Dedi ki ehline, hanımına, eş çocuklarına, siz burada bekleyin bakalım dedi onlara, bekleyin. Ben de bir ateş gördüm. Ateş gördüm. Gideyim oraya, ya oradan biraz ateş alıp getiririm, buraya bir şey yakarız, ısınırız, sabaha bekleriz. Üşüyorlar, hanımı doğurmak üzere. Ya da oradan yol öğrenirim de, yakında bir köy mü falan bir şey varsa, oraya sığınırız dedi. Hanım baktı, hani ateşlerde Musa, işte bu ateş görmüyor musun? Kocaman ateş, dağdan geliyor. Hanımı göremiyor tabi. Çocuklar göremiyorlar. Musa aleyhisselam ben görürüm ama dedi, gideyim dedi. Hazreti Musa aleyhisselam çok cesaretli böylece. Korkusuz. Böyle güçlü, kuvveti çok cesaretli kendisi. Böyleydi. Hanım aleyhisselam bekle bakalım dedi. Tabi hanım bekliyor ama hanım durmadan kıvranıyor ama sancıdan. Doğum hızı başladı. Çoğukçu üşüyorlar. Onlar baktı karanlıkta orada. Dağa çıktı. Tur-i Sina. Dağa çıktı. Felemma etaha. O ağacın yanına gelince Nudiye ya Musa. Musa aleyhisselam dağa çıktı. Ateş gördü ya, ağaç yanına geldi. Baktı ki ateş değilmiş o. Yemişti bir ağaç. Kışın yapan dökmen bir ağaç. Yemişti bir ağaç. Üzerindeki ateş zannetti de nurmuş. Bembeyaz nur gördü. Bembeyaz nuru gördü. Musa aleyhisselam ağaca yaklaşayım dedi biraz daha. Ağaç uzaklaşmaya başladı ondan. Musa aleyhisselam duruyor. Ağaç da duruyor. Geri çekiliyor. Ağaç bana doğru geliyor. O anda Hazreti Musa aleyhisselam öyle bir makama geçti ki o anda ne kadar varlıklar varsa hepsinin zikrini duymaya başladı Musa aleyhisselam. Bütün varlıkların. Batı ağaç Allah zikrediyorlar. Dağlar, taşlar, melekler. Melekler görmeye başladı. Hem zikrini duymaya başladı. Bir de burada bu nur meselesine gelince Eylullah şöyle buyuruyorlar. Allah Teala'nın 70 bin perdesi vardır zulümattan. Zulümattan, nefsani. Ondan sonra nurlar başlıyor, perde olarak başlıyor. Musa aleyhisselam hazretleri bütün zulümatı açmış o anda artık nur makamına gelmiş. Nuru görebiliyor orada. Bir ses duydu oraya gelince. Ya Musa, ey Musa diye bir ses. Öyle ses ki ama Tur Sina Dağı sanki sarsılıyor öyle bir ses. Bu sesi Musa aleyhisselam hazretlerinin yalnız kulağı duymadı ama. Kulağı duymadı. Zaten yalnız kulağı duysaydı bu ilahi ses olmazdı. Şimdi burada bir örnek vereceğim muhteremler. Anlaşılsın diye konu. Bir gün Abdülkadir Geylan Hazretleri büyük bir toplum kalabalıkla yola gidiyorlar. Namaz vakti gelmiş. Cemaat diyor namazı burada kılalım. Müsaade burası. Su var abdest almaya. Abdestler tazeleniyor. Namaza duruyorlar. Bunlar cemaatle namazı kılarken yerle gök arasından bir nur görünüyor sanki. Oradan bir ses geliyor. Ya Abdülkadir kulum, namazı kılmayan boşuna. Ben sen razıyım. Affettim sizi. Artık bırak ibadetini sen. Bırak ibadetini. Cemaat her namazını bozuyor tabii. Allah bizden razı olmuş. Ama istemiyor bizden.
Abdülkadir namaz devam ediyor. Selam veriyor. Dönüyor. Ey melun şeytan! Defol git oradan diyor. Aldatma benim müritlerimi diyor. Şeytan aşağı iniyor. İnsan şekline geliyor, görünüyor. Ya Abdülkadir, Allah aşkına bana söyle. Ben çok insana böyle aldattım. Ben senin Rabbinizim diye nur gibi göründüm. İnsan aldattım. Seni aldatamadım. Nereden bildin benim diye şeytan olduğumu nereden bildin? Allah aşkına bana bunu söyle bana. Söyleyeyim diyor. Allah Teala mekanda münezzehtir. Sen bir mekanda göründün. Senin kulaklarım duydu benim. Kulak madde alemindendir. Ancak madde alemini duyar. Bir. İkincisi Allah Teala Kur'an'da bizlere namaz emrediyor ölünceye kadar. Mevla. Senin namazı bırakın dedi bize diyor. Buradan bildim diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da nida olundu. Ağacın yanında. Ya Musa diye. Musa Aleyhisselam'ın bunu kulağı duymadı muhteremler. Bedeninin her bir zerresi diyor kitap müfessirler. Bedeninin her bir zerresi, yani hücreleri duydu bunu. Her hücresi kulak oldu. Peki nasıl kulak olup duyuyor acaba? Nasıl olabiliyor bu? Şimdi size kısa örnek vereyim. Bir şeyin duyuyoruz diyelim kulakla. Aslında kulak duymuyor muhtemelenler. Dış kulaktan bir ses geliyor ama bunu duyan nedir? İşitme hücreleri var bedende, hücre. Onlar duyuyor muhtemelenler. Gören de hücreler yani görüyor beyinde, merkezde görüyorlar bu şekilde böylece. Beyindeki hücre görüyor, duyuyor da niye bir hücre duymasın? Allah duyurunca. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da bütün hücrelere sanki kulak oldu, bunu duydular. Tabi gönlü ruhu duydu. İlahi ses muhteremler tabi. Allah'ın sesi celali. İlahi hitap. İlahi hitap. Bu normal bir insanın ya Musa demesine benzemiyor ama. İlahi hitap. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gönlü yandı. Ruhu ilahi cezbeye takıldı. İlahi cezbe. Nedir cezbe? Çekim demektir. Çekim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ruhu Mevla'ya çekildi böyle. Cezbeye takıldı, çekildi. Öyle yandı böyle. Öyle aşkullah'a geldi yandı öylece. Fakat tabi daha peygamber değil ama şu aynı anda daha. Yani peygamberliğe artık geçiş noktasında o makama yükseldi. Öyle kemal buldu. Zaten 8 sene çabanlık yaptı ormanlar, dağlarda. Tek başına kaldı. Ancak öyle kemalatı buldu. Artık peygamber olmak üzere o makama geldi. Fakat yine bir anlam veremedi. Sordu. Menin mütekellimi bana Musa diyen kim? Nereden bu ses geliyor? Kim bu acaba? O zaman Mevlam buyuruyor ki Bismillah İnni ene rabbuke Ya Musa ben senin Rabbinim işte. Rabbinim. Hazreti Musa Aleyhisselam hiç vasıtasız öyle vahiy aldı. Vahiy geldi ama vasıtasız. Her peygamberin bir özelliği vardır. Onun da özelliği nedir? Kelimullah. Allah kelamını aracısı duyması oldu. Mevlam ona ilk şu emri verdi Musa Aleyhisselam'a. فَخَلَعْنَا عَلَيْكِ فَخَلَعْنَا عَلَيْكِ نَا عَلَيْكِ ayağındakilerini, ayağında ne varsa o zaman tabi artık çarık mı, neyse ayaklarında varsa Mevlam buyurdu. Hem buradan نَا عَلَيْكِ tesniye iki olarak geliyor. İki ayağındakilerin de, yani popoşlarını da çıkar at onları da. Fahla hul at, at onları da. Hem Musa Aleyhisselam Hazretleri ayağındakilerini çıkarıp uzaklara attı. Bu ne anlama geliyor acaba? Neden Mevlam ona böyle emir verdi? Tabi bu inceliyor bunu, muhakkakin deniyor bu işler. Bazılarına göre
ayaklarındaki pabucunda necaset varmış. Hayvanların pisliğine basmış. Tabi çoban hayvanlar böyle geliyor. Onun için çıkar dedi bazı rivayete göre. Bir rivayete göre de asıl manası şu manama geliyor manevi olarak da. İki ayağına takılan iki mesele konu var. Onları kafadan çıkart. Yani onları kafadan çıkart. Ne var iki konu takılan, aklına takılan? Hanımı doğmak üzereydi. Hanımı. Acaba ne oldu acaba? Doğurdum acaba? İkincisi koyunları dağılmıştı orada. Dağılmıştı. O kafasında hafif kalmış. Mevlam buyurdu. Ya Musa, yani bunlar ayak bağı sana. Bunlar ikisi sana ayak bağı. Düşürme onları. Onları çıkart onları kafandan bakalım. Mevlam buyurdu. Neden? İnneke sen muhakkak ki bil vadil mukaddesi tuva. Sen mukaddes tuva vadisindesin. Vadide. İşte o Tur-i Sina'da adı muhteremler Allah katında mukaddes yerdir. Hatta Tin Suresi'ne geliyor ve Tur-i Sina diye Mevlam beni diyor orada. Mevlam buyurdu ve natartuke festemi' lima yuha. Ya Musa, seni peygamber olarak seçtim, sana peygamber verdim. Peygamber oldu. Daha peygamber olduğu anda o hal ile hallendi. Öyle bir makam ki peygamberlik hayalle, evhamla anlaşılmaz muhteremler. Ancak çok ama çok büyük evlullah herhalde bulunmaz bile onlar. Onlar ancak bunun kokusu alabilirler. O kadar yüce, o kadar yüksek makam peygamberlik. Velham buyurdu, ya Musa, seni peygamberlere seçtim, artık peygambersin. O halde festemi' lima yuha. Sana vahiy olanını şimdi dinle bakalım, Velham buyurdu. Önce peygamberlerin İmanı kuvvetlenmesi gerekiyor peygamberlerin önce. Her aşağı okuyor yazısıda. Mesela Mevlam buyuruyor, Sebebillah, Amener Resulü, bak Mevlam buyuruyor. Amener Resulü. Önce o Resul iman etti bak. Önce peygamber imanıcı inanacak. Ondan imanı, imana yakın olacak. Mevlam buyurdu ona şimdi, İnneni enallah. Ya Musa ben, Allah benim. La ilahe illa ene fa'budni. Ya Musa, ancak Allah benim, bah ilah yoktur. O halde fa'budni. Bana ibadet et, yap. İbadet. Ubudiyet bak. Peygamber de olsa Allah'a ubudiyet. Nedir ibadet? Allah Teala'nın bütün emrine tam teslimiyet. Bu ibadet anlamı. Namaz kıl. Tamam ya Rabbi. Şu kadar kıl. O kadar kıl. Oruç tut. Şöyle yap. Her şeye Allah'ın emrine kesin tam itaat. Hatta neden, niçin? O da yok muhtemelen. Yani neden, niçin? O da aslında edepsizlik yani tasavvufta. Niye edepsizlik? Bir insan neden, niçin diye sordu mu? Demek ki aklın yatsı yapacak o işe. Değil muhtemelenler. İnsan aklına danışmayacak. Aklı aşacak. Madem ki bunu Allah emrediyor, bu haktır. Allah emrediyor, kişi yapacak onu. Akıl için değil. Mevlam buyurdu, fa'budni, bana ubudiyet, ibadet, kulluk, tam teslimiyet olacaksın bana. Ve kımız salate ve namaz kılacaksın. Bakın muhteremler. Peygamberlik veriliyor. Önce ubudiyet. Tam teslimiyet. Hemen arkadan namaz geliyor. Gerçi namaz da ibadete giriyor ama demek ki namazın ayrı bir önemi var. Yani namaz bu kadar önemli namaz böyle şey. Yani namazdan denebilemiyoruz muhteremler.
Bunu kabul ederim bakın böylece. Evet, namaz kılıyoruz elhamdülillah. Ama namazın önemini bilemiyoruz ama. O kadar önemli namaz. Ubudiyetin başı, özü namaz. Direği bu. Mevlam buyuruyor. Ve ekrimi saate namaz kıl. Burada Mevlam bir de bunun illet deniyor buna. Hikmetini buyuruyor. Niçin namaz kılacak? Li zikri. Mevlam'a bak. Buradaki lamda hikmetin işler lamda. Li zikri. Allah buyuruyor. Beni hatırlaman için, huzur bulman için namaz kıl. Bak. Bak. İncelik burada muhtemelenler. Demek ki namazlı kişi Allah'ı unutan kişi. Allah'tan gaflete kişi. Kişi namaz kılıp da bizim gibi Allah hatırı, huzuru bulamıyorsa bu da gene gaflet burada muhtemelen. Bak. Bu da gaflet bu şekilde böylece. Mevlam buyuruyor. Namazı kıl. Li zikri. Ya Musa namaz kıl. Bak. Ama ne için? Beni hatırlaman için. Benimle beraber olmam için. Huzur bulman için namazı kıl. Namaz hikmeti bu aslında. Böylece. Yani kul her şeyden sığınacak. Nasıl Mevlam buyurdu, at papuçlarını, ayak bağı yapma bir şey kendine. İşte bunu yapma bak muhteremler. Yani bizler de gerek camiye gelirken, gerek evimizde namaz kılacağı zaman ayağı bağını namaza taşımamak. Bakınız. Onu dışarıda bırakmak meselesi. Arkada Mevlam şöyle buyurdu. Bismillah. İnne saate atiyetün. Ya Musa kıyamete geliyor ama. Bak kıyamete geliyor. Ya adam 3000 sene geçti, gelmedi daha. Şimdi 3000 sene Allah katında bir saniye değil muhterem Allah katında. Onun için Mevlam buyurdu, ya Musa kıyamete geliyor. Zaten Adem Aleyhisselam'ın yaratılması aslında kıyametin büyük alameti budur. Yani insanın yaratılması. İnsan şu alemin semeresi, meyvesi. Yani bir ağaç meyvesini verdi mi, o senin işi bitti artık demektir. Çek açtı mı, onun işi bitti artık, açıldı mı artık. Ekiyâdi uhfîhâ. Onu gizliyorum Mevlam buyurdu. Ne zaman olacak? Gizliyorum. Biraz ileri geçeyim inşallah, konu uzamasın. Mevlam için sordu Musa Aleyhisselam'a. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Biliyorsunuz asayı Musa meşhur muhterem. Asayı Musa. Asa değnek demektir. Asayı Musa demek Hazreti Musa'nın değneği anlamına geliyor. Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'dan kaçıp da Medine'ye gidince Şuayb Aleyhisselam daha misafir kaldı. Onunla anlaşıyorlar. Ona bir kızın verecek. Onun hayvanına bakacak. Sabah olmuştu. Musa Aleyhisselam göreve çıkacak. Yani koyun çobanlığı yapacak. Dedi ki kayınpederi Şuayb Aleyhisselam da peygamberdi. Ya Musa sana bir asa vereceğim dedi. Değnek vereceğim dedi. Bu sen her işini görür dedi Musa Aleyhisselam. Her işini görür. Neydi bu değneğin özelliği? Adem Aleyhisselam Hazretleri cennet çıkarken onu alıp dünyaya inmişti muhtemelenler. Cennet değneği, asasıydı o. Musa Aleyhisselam Hazretleri bir koyunlarına götürmüş bir yere. Baş ucuna o değneği koymuş. Yatmış, uyumuş. Bilmiyor değneğinin olduğunu ama. Uyumuş. Uyanıp baktı, etrafında 5-10 tane kurt boğulmuş, ölmüş kurtlar. Allah, bunları kim boğdu acaba? Kimse yok etrafta. Kurtlar yatıyor ölü. Böyle çok olaylar oldu. Şimdi Mevlam sordu Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, elindeki burada bir yemini geliyor, sağ elindeki ne? Demek ki asayı basanın sağ eli kullanmak da bu sünnet bak muhteremler. Böyle Kur'an'a gelip böylece. Eğer sağ elde özür varsa, o zaman sol el olmak gerekiyor böylece.
Yani sağ el almak da, bu da sünnettir. Sordu, ya Musa, elindeki nedir elindeki? Kale hi asay. Ya benim asam bu, denem bu. Şimdi Musa Aleyhisselam başladı saymaya. Ona Rabbim sormadı ne yapar diye. Fakat Musa Aleyhisselam Hazretleri o anda öyle bir aşe gelmiş ki ilahi huzurda, Allah huzurunda. Öyle feyizde, ruhsal zevklerde bunu uzaması için Musa Aleyhisselam kendi başladı saymaya. Etevekkü aleyha dedi önce. İlk baştan bunu söyledi özelliğine. Etevekkü aleyha, bu asama dayanırım dedi. Herkes dayanır, bu başkaydı ama. Nasıl dayanıyordu? Yorulduğu zaman asa işte bir dayandı mı sanki o bir yere yatmış, kaba yere. Öyle yorgunluğa giderdi. Onunla dayanıp uyuyabilirdim. Ona dayandığı halde ne kadar yorgun olsun her şeye giderdi böyle. Rahatsız mı? Rahatsız giderdi. Dayandığı halde. Önce bunu söyledi. Etevekkü aleyha. Ben buna dayanayım ya Rabbi. Ve üçte ala ganemi. Ve bununla dedi, hayvanlarıma ağaç yapraklarını döküyorum dedi böyle dedi. Şöyle ağaçları yüksek olur, şöyle ağaçları. Koyun tabi aşağıda hayvanlar böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam baktı ki yapraklı ağaç var, koyun yiyeceği. Ağaçları böyle dalı uzatırdı. Ağacın dalları uzak olsun istediği kadar, 20 metre olsun istediği böylece. O ağaç ona yetişirdi, onlar dökerdi böylece. Uzardı böylece, dökerdi. وَلِيَ ف۪يهَا مَعْرِبِ اُخْرَى Daha ya Rabbi, bunda çok benim dedi faydalandığım şeyler var. Çok daha dedi böylece. Neydi bunlar? Çölle bazen su kalmazdı, bulunmazdı. Musa Aleyhisselam Hazretleri bunu yere böyle batırdı mı, içi boş, artizanın borusu gibi, içinden tertemiz su çıkardı böyle, fışkırdı böyle, içten böylece. Musa içerdi, koyuna su verdi böyle. Çıkardı mı, su kesilirdi. Bazen bir kuyu başına gelirdi, çöl kuyuları çok derin olur, çöl kuyuları, çabuk su çıkmaz böyle, çok derin görünmez. Hazreti Musa bakıyor ki, koyunlara su lazım, ileri, uzakta ileriki kuyular, asa yani onun boyunun yarısı kadar. O asa ucuna kovasını bağlardı, kuyuya sarkıtırdı. Kuyunun suyu ne kadar derin olsa olsun oraya erişirdi. Oraya erişirdi. Sonra uyanırken Musa Aleyhisselam ne zaman canavarlar, kurtlar geldi mi bunlara saldırmaya, onlara bunu vururdu. Bu asa uzardı. Kuyusu 50 metre geride olsun. Vurdu mu onu öldürdü böylece. Öyle saydı ya Rabbi. Daha bunun çok buna faydaları var. Şimdi imtihan başlıyor muhteremler. Şunu azayım önce. Peygamber'e geçiş dönemi çok zor bir dönem muhteremler. Daha bir dönem var. Her peygamber buradan geçer. Hatta evliyalık bile böyle. Efendim filan evliya işte kerameti var. Var ama o intiha sonu o şekilde böyle. Nasıl geçti oraya? Şimdi imtihan başlıyor Musa Aleyhisselam'da. Mevlam buyuruyor ki kale el kıha ya Musa. Ya Musa o elindeki asa var ya Mevlam buyurdu. Hani işin çok işine yarıyordu. Onu at bakalım yere. Bırak onu yere. Mevlam buyurdu şimdi. Felkah. Tabii Allah emretti. Asa yere attı, bıraktı. Fî zâhiyye hayyetün teş'â. Ne oldu? Yılan oldu. Tam asanın kalınlığında yılan oldu. Sarı yılan oldu. Yılan oldu. Teş'â. Durmuyor ama. Başladı sağa sola hareket etmeye başladı yılan. Onu bunu yutmaya başladı. Etraftan yılan oldu. Biraz sonra büyüdü. Başka bir kelime geliyor. Can'den. Can, alaca beyazlı daha bir yılan oldu. Ondan sonra dönüştü, süban oldu. Ejderha oldu. Muazzam genişledi. Büyük yılan oldu. Başta bayağı bir ağaçta yutmaya başladı adam böyle.
hareketime başladı. Ne yaptı Musa Aleyhisselam? Tabii beşer gene, insan tabii. Korktu. Korktu orada. Döndü arkada kaçmaya başladı. Velham buyuruyor. Vella müdbiren. Arkası döndü. Koca ejderha. Ağzını açma ötüyor. Döndü arkasını. Açma başladı. Velham buyuruyor ki. Kale. Hudha. Yağmur tutun. Al bakalım onun içine asayı. Asla mı? Ejderha ama. Vela tehaf. Korkma. Korkma. Tut bakayım onu. Allah emretti Musa Aleyhisselam'ın tabirini tutacak ama baktı şöyle bir baktı, ağzını açmış, ağzında mecdara. Gene işte bir korku var, yanında bir fazla bir bezi bir şey var, ne varsa hırkasına bunu çıkardı onu, onu koluna böyle doldu, sardı, onu tutmak istedi şimdi. Bir melek geldi, güldü melek. Ya Musa, Allah sana tut, korkma dedi, Allah dinlemedin, Allah'a güvenmedin de sen şimdi bu hırkına mı güveniyorsun? Dedi. Musa bir kendine geldi, yaptığı iş korku, feci bir şey. Velham tut dedi, korkma dedi Mevlam. Allah'a güvenemedi sanki burada. O sarıkaya sen güvendi. Kendine geldi Musa Aleyhisselam. Tabi çekti attı onu. Mevlam buyurdu ki Siyet-i Ula, sen onu yağmurda tut, onu bir eskane döndüreceğim. Musa Aleyhisselam bu sefer çıplak eliyle gittim ağzını yakaladı, ağzından böyle çenelerimi yakaladı. Eline değdirdiği anda as oldu. Kuru sop oldu gene. Onda oldu böylece. Şimdi muhteremler tabii büyükler yani ulema-i muhakkikin deniyor bunlara. Bunlara bu konuyu şöyle buyuruyorlar şimdi. Acaba Allah Teala Hazreti Musa'yı ne öyle imtihan etti acaba orada? Hikmeti ne acaba? Hikmeti ne acaba? Şimdi hikmeti şu buyuruyorlar bak muhteremler. İle de Musa Aleyhisselam Firavun'la mücadelesinde ağası yere koyacak, yılan olacak. Eğer daha evvel bunu görmeseydi onda, o da korkardı, kendini korkardı orada. Onun için Mevleman önce bunu gösterdi orada. Gösterdi Mevleman'a. Alıştırdı, alıştığı ile korkmasın diye. Valmum yedeke ila cenahike. Elini de koyuna, kol koltuğuna sok Mevlam buyur, elini de. Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin sağ elinde yanık izi vardı, sağ elinde yanık izi vardı. Öyle kalmıştı. Ne de olmuş bir yanık izi? Musa Aleyhisselam henüz daha çocukken bunun Firavun tabi sayında büyüdü ya, almış Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam, onun çocuğu olmuyordu. Almış Musa Aleyhisselam'ı kucağına da biraz seveyim demiş. Yani Firavun'un gönlü sevmiyordu Musa Aleyhisselam, sevemiyordu. Hanımını zorla aldı zaten onu, almıştı. İşte o anda nasıl içine doğmuş da yani şunu biraz seveyim demiş, gönül sevmese de. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kucağına alınca, Musa Aleyhisselam, Firavun sakalı da vardı, seyrek sakalı vardı kafirin. Tutuyor sakın çekiyor Musa Aleyhisselam'ı, Firavun sakalını çekiyor. Sakalını çekince, Firavun dedi ki, bak Asiye, bu benim düşmanım dedi, bak dedi. Bundan bana zarar gelecek, ben bunu öldüreceğim dedi. Çekti kılıcı, öldürecek. Hazreti Asiye validemiz, o muhteremler, çok muhtereme kadın oldu sonunda böyle. Şehit olarak da öldü tabii kendisi. Yalvardı kocasına, Firavun'a. Ne oluyor Firavun bak. O çocuk, Sabi, aklı ermiyor. Sen bir yerde ateş, kol ateşi, kızgın ateşi koy bir yere. Bir yerde kırmızı yakutları koy. Bak şöyle hangisi gidecek bakalım dedi. Bu üzerine Firavun bunu yapayım bakayım dedi. Emretti. Bir bakıra, tepsiye ateş, kor halinde ateş getirildi. Aynı bir benzer tepsiye de yakutlar kondu, kırmızı yakutlar kondu. Musa Aleyhisselam emekli durumda o anda, bırakıldı bir yere. Musa Aleyhisselam'a gel dediler işte bakalım. Musa Aleyhisselam bir baktı, ateşe gitti. Cebrail Aleyhisselam onu öyle sevk etti böylece. Musa Aleyhisselam ateşe gitti,
Tabi kıpkırmızı korlar parlıyor. Sabi de ak vermiyor anda ama aslında bunlar kaderin bir yönlendirmesi bunlar tabi aslında. Musa Aleyhisselam bir kor eline aldı. Aldı eli yandı. Çocuklar genelde muhteremde her çocuk böyle yapar böyle. Çocuk elini aldığı şeyi ağzına götürür. Her çocuk böyle. Musa Aleyhisselam da elini aldı, eli yandı. Atmadı ağzına götürdü. Bu da dili de yandı. Dili ucu da yandı. Hemen Asiye validemiz, Hürrem hanımı yani, o koştu, elinden aldı. El yanıyor tabii. Dili yandı, çünkü ağlıyor. Firavun tabii hükümdar, devlet reisi yani Mısır'da. Ramses dediğin kişi, kafir. Hatta ikinci Ramses. Çünkü 10 küsur Ramses orada Mısır'da gelen Firavunlardan. Çağırdı hekim doktorları kim varsa olsun döneminde. O kadar uğraştılar. Ne dilinin yanıldığı geçti, pelte kaldı dili. Elinde şey geçmedi, izi kalmadı, geçmedi. Ele kaldı böylece. Mevlam buyurdu ki şimdi Tur-i Sina'da, ya Musa, elini koyuna, yani koltuğun altına koy. Tahruc beyda min gayri su'in ayetten uhra. Ya Musa, elini koy altına, elin bembeyaz nur gibi parlayacak. Hatta güneş gibi insanın gözü olacak derecede elin parlayacak. Min gayri su'in. Elindeki o kusur gidecek. O bere gidecek. Bu da senin için ayet olmak üzere. Musa Hazretleri hemen o dereli elini sağ avuç içindeydi. Onu koltuğun altına koydu. Hemen böyle çıkar böyle çıkardı. Hiçbir şey kalmadı. Pırıl pırıl. Bir de bakanların gözünü kamaracak şekilde idi. Kübra. Mevlam burada ya Musa sana bunları gösterdik. Yani nuru gösterdik. Sonra asanın hikmetinin sırrını gösterdik. Bak elindeki yere geçti. Şimdi olacak. Peygamberlik verildi. Oturacak mı? Yok. İzheb ila firavne innehu tagâ. İzheb. Git yürü bakalım. Yürü şimdi. İlla firavne, firana git bak. Yani küfrün merkezine. Öyle kıyı köşede değil. Kolay değil peygamberlik böylece. Firavuna git. İnnehu tagâ. O firan tuğyanda. Tuğyan aşırı azgın. Kendine tabi Rabbim diyor insanlara böylece. Ona git. O zaman Hazreti Musa Aleyhisselam şu okudu muhteremler. Bu da okudu. Asıl konu zaten buydu. Kale. Rabbiş rahli sadri buyurdu. Kale bu okuruma dua okunurken. Neden? Kale yani dedi, söyledi. Musa Aleyhisselam. Onun için bu söylenmez. Bunu okuyan yani kendi okuyacak. Rabbiş rahli'den başlayacak. Nasıl dua etti? Rabbiş rahli sadri. Rabbi ey benim Rabbim dedi. Benim sadrım aç, göğsüm aç ya Rabbi dedi. Aç göğsümü. Yani daralık verme bana. Bunalım verme. Korku verme. Bütün bunları karşılayabileyim dedi. Bunları. Ve yessirli emri. İşimi de kolaylaştır ya Rabbi. Kolaylaştır. Sonra buraya kadar konuşalım inşallah. Bir de dinlik gibi okuduğu için şey yaptı. Bu ikisi yani lazım şu anda bize inşallah. Ya Rabbi dedi, göğsümü aç, kalbimi aç ya Rabbi, genişlik ver. Bütün her türlü sıkıntı katlanabileyim. İşimi kolaylaştır. Şimdi muhteremler, bu nasıl olay bu şimdi bu? Bir adı şey okuyayım inşallah bu konuda inşallah. Yani günümüzde bu çok lazım mesele. Daralma, bunalma meselesi. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala bir kişiye
şerh-i sudur verirse, kalbinde gönle genişlik verirse Mevlam. Hangi günde bu? Allah yönünde. Yani ibadete doyamama, Allah'ın zikrine doyamama, kanamama. Bu şekilde muhtemelenler. Namaza doyamama. Mesela bizler genelde teravih kılarken kaç rekat kaldı? Değil mi? Kaç rekat kaldı? Böylece. Oruçluyken Ramazan'da iftara işte kaç saat kaldı, ne kadar kaldı, kaç dakika kaldı? Hep yaparız bunu. Hep yapıyoruz. Eğer bir insanda bu şer-i sudur olursa o kişi namaza doyamaz. Ah, namaz bitiyor mu? Ne zaman bitiyor bu namaz? Böyle. Ne zaman iftar oldu? Ne zaman akşam oldu? Allah'ın zikrine doyamaz mı? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah da bir kulunun gönlünü açarsa اِذَا دَخَلَ نُورُ الْقَلْبَ Rabbim ona kalbi bir nur veriyor, nur geliyor. Ne zaman geliyor bu nur? Tabi önce güzel iman. Bak, önce imtihan oldu. İmanla imtihan oldu önce. Önce iman. İhlas olacak. Allah teslimiyet olacak. Kişi bu duruma gelince Allah Teala kulunun kalbine Mevlam bir nur veriyor. İlahi nur. Nur. Nedir nur? Meleklerin yaratıldığı asli madde nur. Yani kişinin o anda gönlü kalbi melek oluyor. Melekten ne gibi özellik varsa hepsi kulda o anda belirtecek diyor bak muhtemelen. İşe bakın ben işte. Yani meleğin yaratılma madde nur. Nedir melekler? Şimdi genelde konuşuruz. Falan kişi melek gibi maşallah. Melek gibi maşallah. Ne demek? Demek ki melekler o kadar ahlaki güzel ki kimseye zararı gelmez. Elinden, dilinden kimseye zararı gelmez, gelemez zaten böylece. Tam Allah'a yönelmiş kul. İşte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala bir kulunu sevdi mi, o kul bunu hak etti mi, hak etti mi, ona Mevlam o kişinin kalbine bir nur verir, nur. O kişinin kalbi melekleşir. İnsana karşı şefkat, acıma, merhamet. Ne kadar kötü bir kişiyi görse bile onu acıyarak bakar muhteremler. Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam Hazretleri yanında birkaç tane eshabınla beraber, Müslümanla beraber giderken bir yere böyle bir köpek leşi görüyorlar. Köpek ölmüş de tüyere dökülme başlamış, kokma başlamış köpek. Tabii kokuyor, pis de kokuyor. Görenler yüzünü çevirmişler, burnunu kapamışlar. İsa Aleyhisselam köpeğe bakmış da ne güzel dişleri var demiş bak. O onun iyi tarafını görmüş bakmadı. İyi tarafını görmüş. Ne güzel dişleri var. İşte bir insanın kalbine nur geldi mi o kişinin kalbi melekleşiyor, melekleşiyor. Kimseye karşı düşmanlığı olmaz. Haseti olmaz. Kin olmaz. Kimseye karşı. Karşıdaki kişi o anda ne kadar günahkar bile olsa karşıdaki kişi onun bir iyi tarafını bulur işte o. Bulur. Orasına göre bakınız. Ne güzel şey var böyle. Orasına görür. Şimdi Mevlam bir kişinin kalbine nur verdi mi ne oluyor? İnşeraha. Kalpte şerh, şuru genişleyen başlıyor kalpte. Kalpteki daralma gidiyor artık. Acıyıcı gidiyor. Telaş gidiyor kulun bakınız. Bu duruma gelenlerde ama. Bu duruma gelenlerde acıyıcılık, telaş gidiyor artık ona böyle. Sükran geliyor. Ven fesaha. Ve muazzam fesahat. Böyle. Rahatlık, genişlik, tevekkül Mevla'ya, Allah'a teslimiyet. Kaderin bazı sırlarını anlama başlar kul. Kaderin sırları anlama başlar kul. Şimdi öyle ki kaderin sırları muhteremler, insan doğmadan önce aslında çok kişinin ne olacağı belli böyle şey. Filan kişi efendim şu makamlara gelecek, şu böyle olacak böyle şey. Yani kader yazılmış, çizilmiş,
planlanmış, programlanmış. Bizler bunu uygulamaya geçiyor bu şekilde. Biz yapıyoruz diyor bu şeyler. Yaratıldık böyle şey. Yani bir damla topraktan mı? Atom elementten yaratıldık böyle şey. Dünyaya geldik ama burada geçeceğiz. Fekî ile Ya Resulallah hem aradığı zalike. Şimdi soru sahabe peygamberimize. Ya Resulallah bunun alameti daha ne alameti var? Nurun ne alameti var? Kale inabeti ila daril hulut. Bak. Peygamber buyurdu. Bir insan kalbine nuru geldi mi o kişinin artık kalbi ila daril hulut. Ebediyet evine, alemine onun kalbi inabete döner. Oraya döner onun kalbi artık. O kişinin kalbi artık dünya ile tatmin olamaz. Olamadı. Olamaz. Bir insan bir yerde misafir, geçici olarak. O ev ne kadar rahat da olsa, ne kadar ikram edilirse, insan tatmin olmaz. Benim değil ki der bunlar böyle şey. Benim değil ki der böyle şey. Bir Aleyhisselam Hazretleri, onun kalbi artık ebediyet alemine artık yönelir, o tarafa döner. Ve tecafa andaril gurur. Dünyaya peygamberimizin tabiri, peygamber böyle tabir buyuruyor, daril gurur. Gurur, insanı aldatan, aslan gerçek olmayan bir alem. Bundan uzaklaşır, kişi o aleme döner. Nedir dünya alemi, alemi gurur? Bir nevi rüya alemi muhteremler. Rüya alemi, dünya alemi. Şimdi insan rüya, herkese rüya görür tabii. Hele özellikle çocuklar. Henüz açığında akıl vermiyor çocuk. Çünkü rüyasında işte ona çocuğa çikolata vermişler, efendim işte seri bir şey vermişler, çocuğa oyuncak vermişler. Çünkü onu oynarken uyanır. Bakar, oyuncaklar yok, çikolata yok. Ağlama başlar. Nerede oyuncaklarım, ne oldu? Çikolatam ne oldu? Yavrum bir şey yok. Yok, şimdi bana verdi, işte falan verdi bana. Ne oldu bunlar? Muhteremler buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennâsü niyâmün feyzâ mâdün tebehû, bakınız. Ennâsü niyâmün. Hep insana uykudayız, uyukluyoruz, rüya görüyoruz. Emin olun, hayatta geçen her mesele rüya, hayal. Bir şey kalmıyor ki. Dünyadaki ışık ne oldu, ne kaldı elimizde muhteremden? Tuvalete boşalttık böyle işte. Fazla yedik de ne oldu? Hücre çoğaldı. Hamallık yapıyoruz. Yani kısa bakmasın muhteremden. En çok ben fazla yedim kendim mesela. Bu şekilde bence. İnsan uyandığı zaman, bak Peygamberimiz buyuruyor. Feyza matun tebehu. İnsanlar öldüğü anda uyanacaklar. Uyanacaklar. Nasıl uyanacaklar? Azarsam geldi, yerini gördü, yerini gördü. Eyvah diye baktı, eyvah. Dünya denen bir şey bir rüyamış be. O bir hayalmiş o. Elle bir şey kalmadı hiç. Bir şey elle kalmadı hiç böylece. Bir Asya'da zannederim Gazneli hükümdana birisi şöyle vasiyet etmiş ölmeden önce. Ben öldüğüm zaman benim iki elimi tabutun dışına çıkarınız, tabuttan. Yani kefensiz iki elimi tabutun dışına çıkın. Avuç açık olur iki elimi, iki yanda. Elinde tabutum olsun. Arkadan işte halk, insanlar, beni sevenler, işte askerim, paşalarım, vezirlerim, en arkadan diyor, ne kadar benim hazinem varsa, malım, mülküm, altın, gümüşüm varsa, bunları açık arabaya yükleyin, ben bir götürürüm mezara. Vasiyet etmiş, öyle yapılıyor. Elinde tabut, iki eli açık, avuçları, dışında. Arkadan halk, tam muazzam, on binler toplanmış, askeri, silahı, o zamanki gürüzleriyle, zırhlarıyla arkadan hazineler. Tabii bazı aklı ermiyor bu işe bazı insanların. Ya bu hükümdar çok tekva bir insandı. Allah dostuydu yani bu hükümdar. İyi bir insan.
Ama bunun cenaze töreni, merasimi bir saçmalık diyorlar. Niye acaba böylesi de bu? Bir vasiyet etti. O zaman kalkıyor biri, diyor ki alimden birisi, ey arkadaşlar, ey insanlar, bir dakika durun bakalım, duruyorlar. Hükümdar bir demek istiyor ki bizlere, benim bu kadar halkım varken, bana tabi halkım varken, askerim bu kadar, topum tüpüm neyse varken, bu kadar malım varken, ahirete iki elim bak açık boş gidiyor bunlar. Hep bunlar geri kalacak bunlar. İşte gerçek olan bu muhteremdir. Gerçek olan bu. Yani dünya hayatı bir nevi bir rüya. Gördüğümüz şeyleri rüyada yaşıyoruz. Ve tehebbülil mevti kable nüzulihi. Ve buyur Aleyhisselam Hazretleri. Ve bu kişi diye Peygamberimiz, kalbini duran kişi, ölüm gelmeden önce ölüm içinde hazını yapar, tamamlar. Her an ölümünü bekler. Ölüm gelir zaman ölüme hazır olur bu muhteremler. Bakınız. Demek ki darül gururdan, aldatan dünya. Tamam, mal, mülk, şunda bunlar. Şunu arz edeyim muhteremler. Dinimiz çalışma demiyor bak muhteremler. Demiyor böyle şey. Eğer böyle bir şey olsaydı, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman gibi. Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir de geçti sonra Medine'de. Mesela Tebuk seferinde, bakın, Tebuk seferinde Hazreti Osman 10.000 deve orduya hibe etti. 10.000 deve. 1.000 tane değil. 10.000 tane deve hibe etti. Deve çıplak deve değil lan böyle. Deve üstünün tecrübatıyla beraber ve gıda yiyeceğiyle beraber 10.000 deveyi hibe etti, hibe etti. Nasıl hibe etti bunu? Vardı ki hibe etti. Vardı ki hibe etti muhtemelen. Ama edemez bu şekilde bence. Yalnız ne var ki? Onların kalbine mal sevgisi girmiyor. O var işte muhtemelen. Onlar malda emanetçi olduklarını biliyorlardı. Ne gibi? Vezadar gibi. Bir vezadar. Hele bazı vergi ödeme zamanlarında olur ya böyle. Halk kuyruğa girer, milyarlar böyle, yetişemez böyle, mevzadar böyle, para almaz, saymaya yetişemez böylece. O kadar para gelir, 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 gelir. Mevzadar sevinir onlara? Sevinmez ki hiç, kızar bile anda. Neden? Onu dedi ki onlar mıdır? Emanetçi orada o. Emanetçi. Şimdi demek ki İslam çalışma demiyor muhtemelen böylece. Yalnız malı sevmeme. Bak, bir insan malı sevmese, ne olur? Kulda ihtiras olmaz, hırs olmaz. Hırs olmayınca da kul ne yapar? Eğer kul o malı Allah için o işi yapıyorsa, yani bunu hayır yapayım diye, İslam'a yararım olsun diye, kişi bu işini Allah için yapıyorsa, yaptığı işini Allah'ın emri doğrultusunda yapar. Bak bu var muhtemelen işin böyle. Faize girmez bakınız. Harama girmez, yalana girmez. Satılması haram olan mallar var, onu satmaz. Hayır, bu günah der. Yalan söylemez. Yalan söylemez. Bir gün bir hazır elbise satan bir dükkana biri giriyor. Geliyor içeriye, tezgahta varmış dükkanda. Soruyor yavrum, tabi o zaman zaten birkaç fazla türü yok o zamanlar böylece. Yavrum şu diyor, kaç para? Efendim diyor, 8 dinar. O gün parasıyla. Bu diyor 8 dinar amca. Gel bakayım. Bakıyor bakıyor. Yarın bu her yerde 10 dinar her yere bu. Neyse bunu 8 dinara veriyorsun. Her yerde 10 dinar her yere bu. Amca bana öyle mi verdi patron? Ben fazla tamam dedi. Nerede patronun? Arkada namaz kılıyor patron. İçeri girdi baktı namaz kılıyor. Oturup bekledi. Selam verdi. Konuştular. Arkadaş ben şu gömleği almaya geldim ama senin tezgahtar bana bunu 8 dinar dedi. 8 dinar dedi. Piyasada bu 10 dinar. Niye sen bu fiyata veriyorsun? Evet doğrusun dedi. Ben de Allah'a söz verdim. Çok az kar alacağım. Bana yetiyor bu dedi. Yetiyor bana bu. Allah'a ben söz verdim. İşte şu kadar bir kar koyacağım üzerine. Onun için ben de bu fiyata bunu satıyorum.
Dedi ki o zaman ben alamayacağım senden bunu. Niye alamıyorsun? Ben de Allah'a söz verdim. Malı değerini aşağı almayacağım. Kimse aldatmayacağım ben de dedi. Eğer 10 dinar verirse alacağım. Bunun değeri bu dedi. Aşağı alamam dedi. Veremem dedi. Bu da alamam dedi. Anlaşamadan muhteremler. Yani demek ki eğer bir insan yaptığı işini, ticaretini, mesleğini de Allah için yapıyorsa, kalan İslam için harcayın diye yapıyorsa, işini tam Allah'ın emrettiği şekilde yapar. Neye yalan söylesin? Neye yalan söylesin? Kusuru var mı? Efendim bu 10 lira, mesela 10 bin lira, bu 5 bin lira. Neden? Bunda bu var. Bu şekilde böylece. Neye yalan söylesin? Neye aldatsın? Neye faize girsin? Neye hırsa kapılsın? Neye başkalarından yapmasın, ben iş yapayım desin? İşte İslam çalışma demiyor muhteremler. Sahabeler çalışanlar vardı. Zenginler vardı böylece. Zenginler vardı. Ama onlar bunda bir maçı gibiler. Bu Allah'ın malı. Onlar Allah'ın malında memurdular. Öyle çalışıyordu muhteremler. Bir örnek daha vereyim inşallah muhterem. Dünya hayatıyla ilgili olarak. Mesela bir insan oturduğu evi. Eski ev. Artık tamiri mümkün değil. Yani nereye dokunsan eline kalacak. Eski bir ev. Tamiri mümkün değil. Kişi bakıyor ki ahşap durumu da müsait. Ahşap yani. Bir arsa alıyor. Oraya ev yapmaya başlıyor. Bu kişi şimdi ne yapar? Kazandığı parayı nereye sarf eder? Tabii yeni ev sarf eder muhtemelen. Yeni ev sarf eder. Eskiye bir şey yapmaz ki. Değmez ki onu böylece. Değmez bu şekilde. Hatta eşya bile almaz eski evine. Hele yeni ev yapayım da. Oraya eşyamı alırım da muhtemelen. Alırım da. İşte ahirete imanı kimin kuvvetli ise, kimin kalbinde o nur varsa, kimin kalbi melekleşmişse, o nur varsa, onlar ne yapıyorlar? Onlar dünyanın hayal olduğunu, geçici olduğunu görüyorlar. Öncekilere bakıyorlar. İşte filan yerde filan kişi vardı rahmetli. Ne oldu? Ne oldu muhtemelen değil mi? İşte doğdu, çocuk oldu, okula gitti, asıl gitti, kız oldu, çeyiz yaptı, şu oldu, sonra sıfıra sıfır, elde sıfır muhtemelen. Ne götürdü? Ne götürdü böylece? Bunun için demek ki elimizden geldiği kadar muhterem inşallah Teala ahireti dünyaya tercih edelim ahireti. Yani tercih edelim. Bir de hep böyle kalbimize, gönlümüze bakalım muhteremler. Kalp gönlümüz hangisini tercih ediyor? Kalp gönlü bakınız. Eğer dünya ağır basıyorsa böyle boşuna vakit geçirmek hoşumuza gidiyorsa, böyle yeme, içme, zevk, gül, oyna, bunun hoşumuza gidiyorsa, ibadete bize biraz ağır güç geliyorsa, iyi insan değil muhteremler. Bu muhteremler. Yani zahiren, hacı da olsak, hoca olsak muhteremler, öyle tekva dıştan görünsek, o değil muhteremler. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah kulunun malına, bedene bakmaz, kalbine bakar buyuruyor. Allah kulunun kalbine bakar, gönlüne bakar muhteremler. Bütün mesele gönülde. Biz de inşallah böyle gönlümüzün muhasebesini yapalım böyle. Gönlümüzde hangisi ağırlık kazanıyor? Tabii dünya ağırlıksa, yani boş gezme, boş oynama, yani böyle boş aldanma, yeme, içme, şunlar, bunlar böyle hep boş şeylerse insan bunun için yardım aldı muhtemelen. Yazık oluyor bize de böyle. Yazık oluyor. Ömür kısa. Ne kaldı belli değil. Kalan bir geçti belli değil. Sonra insan burada ne aldı kaptıysak ona gidiyor bak muhtemelen. O da böyle. Yani son nefeste ne yapabilmişsek dünyada, ne kapmışsa mali olarak, o bize beraber. Kalanı mühim değil.
Lillahi Teala Fatiha.